1992-1993 sezonun 23. haftasındayız. Fenerbahçe ile aynı puanda ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş 12. sıradaki Altay'ı ağırlıyor. 21 Mart 1993 günü İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Serdar Çakman. Beşiktaş Altay mücadelesine Altay takımı başlıyor. Kırmızı formayla Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Altay beyaz forma, maçın hakemi Serdar Çakman. Yardımcılarına bakıyor ve maçı başlatmak üzere Serdar Çakman. Maça Altay takımı başlıyor. Reha'nın pası. Sol kanatta Sinan. Ümit Kayağan, Altay'ın teknik direktörü. Feyyaz sıyrıldı rakibinden. Sağ kanatta Madida. Madida, Feyyaz duvar pası. Feyyaz ceza sahasında aşılıyor ve savunma topu son anda çıkarttı. Yüksel çıkarttı Altay savunmasında. Sağlık görevlerini sahanın içine davet ediyor Serdar Çakman. Feyyaz topu aşırırken bir sakatlık geçiriyor. Ceza sahası içinde hemen Zafer. Kaptan Zafer, Altay'ın kaptanı, anımsayacaksınız. Yıllarca Beşiktaş'ta forma giydi kaleci Zafer de Feyyaz'ın yanında. Şu anda Altay takımının kaptanlığını yapıyor tecrübeli bir kaleci Zafer. Feyyaz'ın sakatlığı, Beşiktaş karşılaşmadaki ilk tehlikeli atağını 12. dakikada geliştirdi. Pozisyonu izliyoruz. Ceza sahası içine Madida'nın pası güzel. Zafer çıkıyor kalesinden. Feyyaz aşırıyor. Kaleye giden top ve Altay savunması önlüyor bu tehlikeyi Müfit'le. Mehmet, Küçük Ali, Büyük Metin, pası isabetsiz ve Feyyaz kaptı. İki takımdan hatalı paslar, Feyyaz'ın ortası, Madida kafayı vuruyor ve topu alta atıyor. İkinci tehlike yaratıyor Beşiktaş takımı. Maçta 17. dakika, Madida görüntüye geliyor son haftalarda gösterdiği futbol. Biraz önce Madida'nın vurduğu kafa bir başka açıdan ekrana geliyor. Büyük Metin, Madida. Recep. Recep'in ortası Madida. Mehmet karşı karşıya vuruşu. Mehmet golü kaçırıyor. Mehmet golü kaçırıyor. Mutlak bir pozisyondu bu. İşte Mehmet, karşı karşıya bir tek Zafer ve Mehmet var. Kale boş. Recep. Madida. Sağ kanatta Madida. İkili mücadeleye girdi. Alpay'la sıyrıldı ondan. Ortası yerden Altay savunması dokunuyor tekrar. Ve köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş sağ kanattan. Fani Madida. Beşiktaşlı taraftarlar ayaktalar. Kaleci Zafer kale vuruşunu kullanacak. İşte tribünler görüntüye geliyor. Yönetmenimiz gösteriyor size. İnönü Stadı'nın tribünleri büyük ilgi gösterdi. Beşiktaşlı seyirciler bu karşılaşmaya. Gece oynanan bu karşılaşmada siyah beyazlı tribünlerde taraftarlar Beşiktaş takımından önce galibiyet sonra da liderlik bekliyor. Sol kanatta Mutlu hata geliştiriyor Beşiktaş takımında. Bıraktı. Bir kere sıyrıldı rakibinden. Ortasını yaptı Zafer. Zafer yumrukları topu. Küçük Ali. Mehmet. Bir kere Madida'ya doğru pas. Madida aşırıyor ve avuta atıyor topu. Karşı karşıya aşırdı Madida ve avuta attı. Altay kullanacak. Biraz önceki pozisyon. Madida süratli topu önünde buluyor. Vuruşu kötü. Ahmet. Ve
Feyyaz bıraktı sol kanada. Madida hareketli. Madida'nın önüne doğru Zafer çıktı. Madida aşılıyor topu. Kale boş ama Altaylar kapandılar. Tekrar Madida ve top kornere gidiyor. Altaylar kapandılar. Beşiktaş uzun toplarda 2 dakikada istediği pozisyonları buldu. Zafer'i de açtı bir pozisyonda Madida ile biraz önce. Ama Altay savunması yine kapandı ve tehlikeyi önledi. Tekrar seyrediyoruz Madida'nın yarattığı tehlikeyi. Mehmet'ten pas güzel. Madida kafayla aşırıyor. Zafer çıkmış durumda kalesinden. Ama Altay savunması yine kalabalık ve tehlikeyi önlüyor Altaylılar. Büyük Metin. Madida. Sol kanada Mirkela. Mehmet ceza sahasında Mirkela. Rakibinden sıyrılıyor. Son çizgiye doğru indi. Ortasını yaptı. Kaleci Zafer son anda tokatlıyor. İşte tecrübe. Zafer topun kendisine doğru geldiğini ama tehlikeli biçimde geldiğini gördü. Ve topu kornere tokatladı. Mirkela kullandı. Mehmet'e bir anda karambol yine Zafer. Zafer son anda dokunuyor. Gol izni vermiyor Zafer bu dakikaya kadar Beşiktaş forvetlerine. Şu anda da itirazı var kaleci Zafer'in. Arkadaşlarını sakinleştiriyor Zafer. Altaylılar hakeme gittiler korner değil diye. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Bir kere Zafer çıktı kalesinden. Kafa Büyük Metin karambol olmadan top dışarı gidiyor ve out. Bir önceki pozisyon iki Beşiktaşlı ve Zafer. Büyük Metin ortaya döndü Ulvi. Ulvi'nin pası Madida. Feyyaz. Feyyaz topu aldı. Mehmet'e. Mehmet kontrol etti. Vuruşunu yaptı ve Zafer uzandı aldı topu. Mehmet'in vuruşunda Zafer iyi yer tutmuştu aldı topu kontrol etti. Guriyev'in pası. Ramazan. Ortaya çıkartıyor. Recep ıskaladı. Atak sürüyor. Sinan ortada ve out'a gidiyor top. Altay'ın yarattığı bir tehlike daha. Sinan görüntüde Altay takımından. Mirkela. Taç. Zeki. Zeki'nin ortası Büyük Metin. Mehmet. Recep. Kaleye vuruyor Recep ve Zafer nefis kurtardı. Zafer nefis kurtardı. Atak sürüyor. Mirkela. Mirkela. Altaylılar kapıyorlar topu. Çok güzel kurtardı kaleci Zafer. Yusuf oyuna giriyor. Biraz önceki pozisyon Zafer. Serdar Çakman barajı ayarlamaya çalışıyor. Çok kalabalık. Bir tek Ulvi o da Altay yarı sahasının ortasında. Bako kalesinde. Mehmet topun başında. Mehmet geldi vurdu ve Zafer köşeden çıkardı. Nefis bir kurtarış daha Zafer'den. Zafer bir anda günün adamı oldu değerli seyirciler. Altay takımının kalecisi yaptığı kritik kurtarışlarla. Madida köşe vuruşunu kullanacak. 5 dakika kaldı maçın bitmesine. Madida kullandı. Küçük Ali Zafer çıktı kalesinden yumruğu vurdu. Zafer çıktı ve yumruğu vurdu. Recep var şimdi en geride. Altay takım halinde çıkıyor. Beşiktaş da çıkıyor ofsayta düşmemek için. Son anlarda heyecan yüksek. Recep uzun bir top çıkarttı. Kafayı vuran Altay takımında Alpay. Bir top daha. Mehmet'e doğru. Zafer. Zafer dokunuyor topa. Hayır diyor Serdar Çakman çünkü Zafer'e yapılan bir hareket var kale sahası içinde. Ve serbest vuruş için Zafer'in yaptığı kurtarış görüntüye geliyor. Mutlu. Altay'ın presi. Madida'ya doğru. Madida. Madida topu çaldı sol kanatta. Ceza sahası içinde. Ortaya çıkartıyor. Gol bozulma gol. Mehmet'in golü. Beşiktaş son dakikalarda gol atmayı çok seviyor. İşte Beşiktaş'ın golü geldi. Beşiktaş 1 Altay 0. Altay didindi, çalıştı, kapandı. Zafer çıkmayacak topları çıkarttı. Ama Beşiktaşlı taraftar ayağa kalktı. Çünkü Beşiktaş 1-0 öne geçti Altay karşısında. Gol Mehmet. Bizim saatimize göre 87. dakika. 87. dakikada Mehmet'in golü ama Madida'nın bu golde payı çok fazla. İşte Madida topu kovaladı. Aldı son haftaların flash oyuncusu, yıldız oyuncusu ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla
Sinan Mehmet'e aldı, at dercesine bir pas çıkarttı. Zafer elini kaldırdı. Offside pozisyonu diye. Altay'la hakeme baktılar. Değişik açılardan bu gol ekrana geliyor. Ve Beşiktaş Altay karşısında Mehmet'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşma 1-0 biterse file kamerasından golü tekrar izliyoruz. Yusuf, Feyyaz, Büyük Metin. Büyük Metin'in pası Feyyaz'a doğru, Orhan. Feyyaz topu kaptı. Pasını verdi Madida'ya. Madida'nın yanında Mehmet var. Madida kontrol etti Madida. Feyyaz yanında. Feyyaz'a doğru ceza sahası içinde. Feyyaz'ın vuruşu direğe vurdu, avuta gitti top. Son dakikalarda pozisyon zenginliği çok fazla ve kronometre 45. dakikayı geçti gördüğünüz gibi. Top dışarıda, kale vuruşunu kullanacak Altay takımı. Altay kapandı, Beşiktaş saldırdı ve ortaya tek gol çıktı şu ana kadar. Beşiktaş 1, Altay 0. Tekrar seyrediyoruz file kamerasında. Mutlu, Ulvi, Mehmet ve Serdar Çakman Beşiktaş'ın liderliğini ilan ediyor adeta çaldığı düdükle. Maçın sonucu Beşiktaş 1, Altay 0 değerli seyirciler. 87. dakikada Mehmet'in attığı gol ve Beşiktaş Altay'ı Mehmet'in 87. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek...